yüzünü görmeden zaman geçmek bilmiyor. Seni görmek için saatleri, günleri, dakikaları. Bu pantolonun ne işi var yerde? Ha? Bir şey soracağım sana. Hı. Sen bir kağıt falan görmüş olabilir misin buralarda? Kağıt? Ha, kağıt böyle küçük bir kağıt. Yok. Tamam. Sen niye benim deodorantımı sıkıyorsun? Belli benim deodorantımı sıkmışsın sen. Ha. Sıkma abi benim deodorantımı. Benim deodorantımı sıkmayın. Allah Allah. Ne diyorsun lan? Ciddi misin? Dudağından mı öptü? Yok oğlum, yanağımdan öptü de annesi dibimizdeydi ha. İyi peki tamam. Hadi hayırlısı olsun Rahmet Bey. Ha. Sende yok mu bir şeyler? Bende yok bir şeyler. Olsa zaten anlatırım abi biliyorsun. Yok. Yok. Bunu kime yazdın lan o zaman? Hoppa versene abicim sen şunu bana. Oğlum hani biz birbirimize her şeyimizi anlatıyorduk? Ne oldu? Anlatıyoruz abicim. Anlatacak kadar önemli bir şey yok ki anlatmamışım. Oğlum kim bu kız söylerdi ya? Arzu. Arzu. 11 dedik Arzu. Ha. Ablamlar mı geldi? Nereden biliyorsun oğlum? İstemiyor Allah Allah. Ben hallederim bu işi ya. Ne yapıyorsun sen ya? Oğlum müjdeyi arıyorum. Bir buluşma ayarlasın bize ya. Müjdeyi arıyorsun. Niye arıyorsun oğlum abicim işte, müjdeyi? Arıyorum Allah. Arama abi. Abicim arama abicim. Niye arıyorsun müjdeyi? Bırak bırak oğlum, bırak, bırak telefon. Sağ ol abla. Buzdolabını tamir etmeye gelmediler mi? İşte bugün geleceğiz dediler de ne bileyim. Ha onlar öyle de diye sen de yaydın oturdun ha. La bir daha ara. Gelene kadar ara. Müşteri kaybediyoruz bu yüzden. Asım abi, ben arayayım istersen. Sus lan, yalakalık yapacağım diye atlama hemen. Çek et. Ben kaçtım. Nereye gidiyorsun Asım? Sana ne? Yarın mal gelecek, o para lazım. Kendi paramla ne yapıp yapmayacağımı sana mı soracağım lan? Abi. Ne var lan? Kalan malları diyecektim. Arkaya mı yerleştirsem? Ha, ne yaparsan yap. Ağlama ne olur. Hallolur her şey. Ay Feda. Sen de olmasan. Çikolata vereyim. %50. %50 mu? Bana da mı 50 kuruş? Şşt, hop küçük esnaf ne yapıyorsun? Ne yapayım sen ne yapıyorsun? İyi. Biz çalışalım siz gezin tozun anasını satayım. E oğlum ben de onu diyeceğim işte. Ne? E müjdeyle takılacağız biraz. İşim bitince sen de gel. Benim ne işim var abi sizin aranızda kara kedi gibi? Oğlum. Bizim aramızda öyle özel bir durum yok yani. Takılacağız sadece. Ya oğlum okula git, dükkana gel. Nefes aldığın yok lan. Abi benim dükkanda işim var zaten. Gelemem ben. Amma uzattın ha. Gel oğlum işte ya. Allah Allah. Rahmet ne haber ya? İyidir. Sizden? Sağ ol. Benden de iyilik. Ya Hikmet çok sağ ol. Adamlar daha önce saat 9'da gelebileceklermiş. Ben hemen doktora gideyim geleceğim. Gelmene gerek yok. Ben hallederim burayı. Sen git dinlen. Yok olmadı sen kolileri içeri alayım kötü. Biz yarın beraber hallederiz olmaz mı? Ya ben hallederim burayı. Sen git dinlen. Rahatına bak. Hikmet ya çok sağ ol. Sen olmasan ne yaparım hiç bilmiyorum. Neyse ben geç kaldım. Hadi kaçtım ben. Ne oluyor? Kolileri de ben yerleştiririm. Dükkanı da ben kapatırım. Oldu olacak burada yat. Kocası nerede oğlum bu kadının? Ne bileyim nerede? Yok 2 gündür. Gelmez tabii. Sen varken ben olsam ben de çalışmam.
Abi amma konuştun ha. Hadi girdin beni içeri eyvallah. He gir gir. Babanın dükkanı ya. Ulan salak aşığı. Nasıl ya? Bana aşık mıyım şimdi bu çocuk? Tabii kızım. Geçen seneden beri hem de. Hadi be. Hoş çocuk aslında. Hoş tabii ya. Ya Müjde, madem geçen seneden beri aşık, niye benimle hiç konuşmadı? Ya ben abisiyle konuştum. Çocuk çok utangaç. Hayatta ilk adımı o atamaz dedi. Ya kıyamam. Bir gel. Merhaba. Merhaba. Ne haber Hikmet? İyidir Müjde. Senden ne haber? Bak bu arkadaşım Arzu. Biliyorum, tanıyorum ya. Okuldan değil mi? Merhaba. Tanıyorsun tabii, ben de ne diyorum. Merhaba. Merhaba. Ya Hikmet, sen ne yapıyorsun akşamları buradan çıkınca? Eve gidiyorum. Bu akşam mahallede buluşacağız, sonra da tren raylarına oraya gideceğiz. Gelmek ister misin? Tren raylarına? Hı-hı. Ne alaka şimdi ya? Ya lafa bak canım. Gel işte diyoruz oğlum. Sosyalleş biraz. Hey tamam. Uğrarım. Süper. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldı bu çocuk? Anca çıkmıştır marketten. Gelir birazdan. İnsan lafının üstüne gelir. Ne haber Müjde? İyi. Senden ne haber? İyi, sen? İyi. Oh, saat kaç olmuş? Hadi ben kaçtım. Nereye kaçıyorsun ya? Eve. İşim var çok. Siz de güzel güzel takılın. Raylara gidelim mi? Raylara gidelim. Ne yapıyorsun? Ne demek ne yapıyorsun? Arzu sen yanlış anladın herhalde beni. Ben... Sen ne? Ne bileyim yani. Hikmet sen benden hoşlanmıyor musun? Ne? O nereden çıktı ya? Nasıl ya? Sen abinle konuşmadın mı? O da Müjde'yi anlatmış. Arzu yemin ederim yok öyle bir şey. Şaka falan yapmışlar sana herhalde. Şaka falan yapmış herhalde sana o. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya bunun dalgası geçilir mi? Dalga falan geçmiyorum. Benimle dalga geçmek ne demekmiş gösteririm ben sana. Ya Arzu benim bir suçum yok ki. Sen kendinle dalga geçme Allah'ım yüzü. Görüş. Arzu. Tips. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Sen ne karıştırıyorsun? Aa, ne oluyor be? Karışma abla, sen ne karıştırıyorsun? Ne oluyor oğlum, ne karıştırması? Sen sardın değil mi bu Arzu'yu benim başıma? Arzu kim? Karışma abla. Ben sardım lan. Adam gibi yaşıtlarınla arkadaşlık ettirdim, fena mı ettim? Yaşıt ne demek, sen anlat bakayım be. Abla dur, dur. Sana 50 defa söyledim bana karışma diye. Bana karışma. Bu ne şimdi? Ya ergen ergen hareketler yapıyor işte ya. Sen bu yaşıt olayı ne, anlat bakayım be. Ya ben ne dediğimi biliyorum abla. Ver lan şunu. Akdeniz'in bitki örtüsü. Oğlum Maki dedi ya ya. Allah Allah. Maki. Hadi. Tamam gidiyorum ben. Ne hiçbir yere gidemezsin. Bu çocuklar seni bir yakalarlarsa ne yaparlar sana biliyor musun? Tamam bak ben seni eve bırakacağım. Tamam bak zaten bunları taşımam lazım. Bana yardımcı olmuş olursun. Ya tamam da kimse yok zaten. Şuradan çıkacağım gideceğim. Hikmet lütfen beni bir dinle.
lan pislik? Korkudan dışarı çıkamıyor mu? Sana söylüyorum, nerede Hikmet? Bilmiyorum, sizden sonra bir daha gelmedi dükkana. Söyle ona, bulacağım onu. Hikmet, uzaklaştık, çıkabilirsin. Bu ne ya? Fare gibi saklanıyorum arkada. Saklanacaksın tabii. Böylesine laf mı anlatılır? Anlamadan, dinlemeden saldırırlar insanın üstüne. Nedir bu çocuğun seninle derdi? Kız kardeşiyle çıkıyorsun diye mi bu kadar olay? Ben kimseyle çıkmıyorum. Ya ne bileyim ben, hani geçen gün markete gelen kız vardı ya. O onun kardeşi değil mi? Çok da hoş bir kızdı. Ben de aranızda bir şey var diye düşündüm. Yok, aramızda bir şey falan yok. Olamaz da zaten. Ben başkasını seviyorum. Durdursan arabayı, ben yürüyeyim buradan. Bırakırım ben seni. Yok, gerek yok. Yürürüm ben buradan. Korkma lan, korkma. Ne yapıyorsun sen burada? Oğlum, dayak yiyecekmişsin. Tek başına dayak yeme, ben de sana arkadaşlık edeyim lan. Sen yiyeceğini yemedin mi abicim zaten? Karışma, hallederim ben. Oğlum, bu arzu meselesini senin başına ben sarmadım mı? Ha? Ben de hak ettim demek ki. Sen planın ne, onu söyle bakayım bana. Planım yok. Yani dün gece telefonda konuştuk Burak'la. Bekle beni burada dedi, ben de bekliyorum. Çıksın da alacağız birbirimizi. Oğlum salak mısın sen? Arkadaşları koşar gelir ya hemen. Gelirlerse de öldürene kadar döverler de. Ne yapayım abicim, korkak gibi nereye kadar saklanacağım? Gelsinler, kavgamızı veririz gideriz. Tamam o zaman. Bıçak olayına gerek yok yani. Alayım. Şu arkadaşı şöyle. Aa. Efendi gibi dayağımızı yeriz. Bu konuda burada kapanır, tamam mı? Bu ne? Nasıl abi? Oğlum, bana insanların kıt kanaat taksitli aldı arabaya getirmeyin demedim mi ben size? Ama alıcısı var abi. Alıcısı var da satıcısı ben değilim. Boğaz'da kulüplerde para eze adamların arabasını getireceksin, bunu değil. Şimdi al götür bunu nereden getirdiysen. Tamam, haklısın. Biz aynen bırakırız bu akşam. Merak etme. Tak şunu da sağlam götürelim arabayı. Cenk abi, duydun mu olayı? Hangi olayı lan? Abi Hikmet var ya. Marketteki Hikmet. Aynen. Burak canını okuyacak onu. Nasıl yani? Abi Hikmet bunu kız kardeşinin emine yazmış. Burak da uyanmış mı yazıyor, peşine düşmüş. Sonunda sözleşmişler, bu sabah kavga var. Burakların evinin orada. Çok feci dayak yiyecek Hikmet. Neredeymiş bu? Oğlum bunların çıkışa bek, gel gidelim ya. Nereye gidelim abicim? Ne dedirteyim kendime? Korktu kaçtı mı dedirteyim? İyi, dedirtme. Çıkacakları yok işte, çıkmıyorlar. Çıkarlar şimdi. Ha. Vay, kendi ayağınla dayak yemeye mi geldin? Vallahi cesur çocukmuşsun. Geleceğini hiç düşünmemiştim. Kimin ne yiyeceği belli olmaz. Adam gibi kozlarımızı paylaşalım. Bu konu da burada kapansın. Hay hay, kapatalım. Oh.
Barış sen karışma. Kim lan bu? Gel birader, canın çektiyse iki tane de sana çakalım. Bak böyle üçe iki olmaz ama. Hadi gel üçe üç yapalım bunu. Adın ne senin? Burak. Bak Burak, biz bu olayı burada kapatalım, olur mu? Uzatmayalım. Ha? Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Gel hadi. Ulan sen bayağı bir şey var seninle ya. Az ileride yürü. Aman ben çok meraklıyım seninle dip dibi yürümeye. Çek. Sabah sabah yaptığım işe bak ya, izin günümde. Ulan sen bayağı bozuluyorsun değil mi market tatil olunca? He bozuluyor. Ulan bu yaşında var ya, işkolik oldun Hikmet. Sen kendine bak be. Müjde, sen mi geldin? Matematik mi? Derhal öğreteyim. Sınav mı? Hemen birlikte girelim. Komiklik yapma lan. Bir şey soracağım. Ha? Sizin Müjde'yle harbiden ne iş? Abi bilmiyorum ki ben de yani. Böyle bir beraber gibiyiz. Hı. Yakınız yani. Sonra uzağız da yani. Arkadaş mıyız, sevgili miyiz? Ben anlamadım hiçbir şey bu işten. Ben anladım abicim. Allah kurtarsın kardeş. Batağa düşmüştüm. Rahmet. Uyudun mu? Ha. Uyumaya çalışıyorum. Abicim. Ne olacak çocukların hali? Bu ne demek lan? Yani ne bileyim. Biri çocuk kaçırır. Biri sürekli birisini döver. Çocuk oğlum onlar. Sen küçükken neler yaptığını unutuyorsun herhalde. Sen de az yaramaz değildin yani Hikmet. Ne yaptın? Şey, hatırlamıyor musun? Bir tane çocuk vardı. Sana zayıfsın diye dalga geçiyordu hani. He. Dövdün ya çocuğu okulun ortasında. Abiciğim, çocuk benimle dalga geçti, ben hatırlıyorum da. Çocuğu ben dövmedim ki. Sen dövdün ya abiciğim. Ha, öyle miydi lan o? Çocuğu gözümün önünde sen kimin kardeşiyle dalga geçiyorsun diye ağzını burnunu kırdın. Herhalde lan. Ben bakayım kim dokunuyor sana? Ya oğlum bir şey olmayacak. Yani onlar da bizim gibi olacak işte, ne olacak? Ana yok, baba yok. Bana sorarsan gayet iyiler yani. Hele babama rağmen çok iyiler. Ulan bazen düşünüyorum. Ablam olmasaydı ne yapardık diye. O zaman mevzu değişirdi işte. Hiçbirimiz yırtamazdık lan. Sen ben dahil yani. Oğlum sen merak etme ayrıca. Ablam şimdi tepelerine biner bunların. Kiraz zaten bir daha böyle bir şey yapmaz herhalde. Bu da büyüyünce düzelecek lan işte. İnşallah. Ablam geldi. Şşş. Ses çıkarma. Erkenden uyuduğumuzu zannetsin de mutlu olsun. Tamam. Hadi yat yat. Bir çay, bir de şekere versene. Şu oradan çayla şeker ver. Getiriyorum abi. Ne kadar? 50 lira yeter. Yuh o Asım. Göz göre göre kazıklıyorsun adamı ha. Bunların fiyatları belli zaten. Ne 50 lirası? La oğlum en kalite mallar bunlar. İşine geliyorsa. Ne halim varsa gör. 50 liraymış. Hadi başka kapıyı hadi. İstiyor ki bedava verelim. Asım abi, Esra abla nerede? Ne oldu lan, merak mı ettin? Yok abi ben. Tabii o varken rahat rahat haytalık ediyorsun. Ben başında durunca olmadı değil mi? Rahat edemedin. Ondan değil abi ben. Aha da geldi. Ne oldu lan? Ne dediler sağlık ocağında? İncinmiş. Ben sana dedim bir şey yok diye. Hemen yaygarayı kopar hemen. Ben depoya gidiyorum. Yürü la sen de. Geliyorum abi şimdi.
Asım yaptı değil mi onu? Asım yaptı değil mi? Tamam Hikmet, büyütecek bir şey yok hadi. Ne demek büyütecek bir şey yok ya? Hikmet! Gelsene! Geliyorum abi, geliyorum. La oğlum tek başıma mı kaldırayım 50 kiloyu? Tut. Asım! Lan kaldır sen lan şunu! Lan ne bakıyorsunuz? Yardım etsene sen! Lan gitti lan. Lan gitti lan. Gitti lan kırıldı. Tamam gel baktırırız, baktırırız. Lan eşşi olacak. Ne bırakıyorsun lan çuvalı? İt! Tamam gel sal kocağına gidelim. Sen de kapat dükkanı çıkarsın. Esra, paranın gerisi nerede? Ne var ne yok hepsi orada işte Asım. E o zaman ne diye bu defterde yazanla bu kasadan çıkan birbirini tutmuyor? Cevap versene. Bilmiyorum, çok merak ediyorsan gel dükkanın başında kendin dur. Ulan bir bulku da becerim be. Hikmet, erkencisin. Son ders boştu. Erken çıktım geldim. Lan. Sen para mı aşırıyorsun bu kasadan? Yok artık. Ne yapıyorsun Asım ya? Lan ben almıyorum, sen almıyorsun. Geriye kim kalıyor? Aa işte bu alıyor belli. Para falan almadım ben. Çocuğun kasaya yaklaştığı bile yok. Lan bırak. Bana bu baldırı çıplak koruma. Babasını da biliyoruz bunun. Para mara almadım dedim. Ulan. Kamera taktıracağım lan buraya. O zaman yediğim bütün boklar çıkacak ortaya. Sen Esra ablana fazla güvenme. Hikmet sen bakma Asım. Biliyorsun böyle işte o. Ben ya takma tamam mı? Ben biliyorum senin parayı falan almadığını. Neden yapıyorsun bunu kendine? Ne? Neden çekiyorsun bu adamı? Neden sana böyle davranmasına izin veriyorsun? Sen daha ilerine layıksın. Tamam. Sayım yapıyorum ben içeride. Ne oldu? Ne oldu? Çantamı alayım derken elimi çarptım. Neresini çarptın bakayım? Yok iyiyim, iyiyim. Doktor bakmıştı zaten, bir şey yok. Ama bunu... Hikmet. İyiyim ben. Sen bir de benim derdimi kafana takma olur mu? Her ailede bazen böyle şeyler olabiliyor. Hiç büyütmeyelim. Asım abin böyle işte biraz sinirli. Yok öyle bir şey. Benim babam bile vurmadı anneme. Benim babam. Seviyordu çünkü. Hem de çok seviyordu. Dedin ya bir şeyler her halde olur muymuş neymiş? Öyle bir şey yok. Bizim ailede bile olmadı böyle şeyler. Şu aşağıdaki butiğe kadar gidip geleceğim ben. Onlar benim için bir elbise getirecekti. Ben oraya kadar bir gideyim geleyim. Sen de orada dükkana mukayyet olursun, tamam mı? Geç kaldım ya. Oğlum gece gündüz buradasın. 5 dakika geç kalsan ne olacak? Geliyor mu lan dükkana? Ha, uğruyor orada. Eline ne oldu bunun? Ne bileyim ben, ne oldu abicim? Hadi sen durma burada, uza. İyi lan. Hadi eyvallah. Dur bakalım, dur dur. Ne oldu? Asıl sen bana anlatacaksın ne oldu? Hikmet ne oluyor? Yok bir şey abicim, yok. Hem sen neredesin oğlum? Ne diye işe geç kalıyorsun? 10 dakika geç kaldım. Çıkamadım okuldan. Ne oldu ki? Hikmet. Bak sen son zamanlarda benim gözüme çok batıyorsun. Önce elimi sakatladın. Sonra paraları arakladın. Sırada ne var lan? Ne parası, ne diyor oğlum bu? Lan sen bunun abisisin değil mi? Lan yoksa beraber mi soyuyorsunuz dükkanı? Ne diyorsun lan sen? Lan kamera taktıracağım.
Bütün pisliklerinizi tek tek dökeceğim. Oğlum ne diyor bu adam ya? Abi bir şey demiyor, dur Allah aşkına. Bok bir şey demiyor, ne demiyor? Alenen sana da bana da hırsız diyor oğlum. Abiciğim, yürü, yürü hadi. Abi dur, dur bir tamam. Asım abi, ben senin paranı maranı almadım. Hala laf anlatıyorsun şuna ya, hadi oğlum hadi. Abicim bir dursana sen de Allah aşkına bir dur ya. Hadi işinin başına. Akşam evde konuşuruz abi. Rahmet, konuşalım mı 2 dakika abi? Konuşmayalım. Abicim niye kestirip atıyorsun? 2 dakika dinlesene. Dinlemeyeceğim. Rahmet kalk konuşacağız. Sen benimle konuşacağına önce git Asım Yavşağı'yla konuş, tamam? Ne diyeyim Asım Yavşağı'na? Paranı da dükkanını da götüne sok de mesela. Ulan herif sana hırsız dedi, bir yarabbi şükür demediğin kaldı. Basıp gitsen o anda. He basıp gideyim. Sen mi iş bulacaksın sonra bana? Lan sanki iş bulamadığından çıkmıyorsun işten. Allah'ın salak aşığı. Rahmet sus. Susmuyorum lan. Fiko dışarı sen 2 dakika hadi. Abicim adam dövüyor Esra'yı. Ne? Ya kadın kolları mosmor geliyor markete. Ben nasıl çıkıp gideyim? İyi de oğlum, bu işi sen çözemezsin. Onlar karı koca. Hadi dükkanda çözdün. Onlarla beraber mi kalıyorsun lan? En azından dükkanda dövmez abicim. Benim yanımda yapmıyor. Görmemi istemiyor herhalde. Şimdi ben diyelim ki çıktım işten. Esra'yı 2 katı dövecek. Ben nasıl çıkıp gideyim abi işten? Hikmet. Bu işin sonu kötü ha. Ben diyeyim. Biliyorum. Asım alma ne olursun. Bak zaten herkese borcumuz var. Ben tek başıma ne diyeceğim o kadar alacaklıya. Esra uzatma. Bu kadar mı para? Nereye sakladın bunun gerisini? Yok ki gerisi merisi. Ver şunu. Asım olmaz. Annemden kaldı biliyorsun. Kızım ver şunu. Durumları düzeltince koyacağız yerine. Asım lütfen olmaz. Asım, ver. Asım abi. Ne var lan Asım abi, Asım abi. Yürü git depoya malları düzenle. Zibidi. Şunu verir misin lütfen? Bak o kadar bilezik sattın, hiçbir şey söylemedim. Annemin tek hatırası o bana. Kızım bırak! Sıçtırtma hatırasına. Lazım bana, lazım. İyi misin? Gidecek satacak şimdi. Kuyumcu Kazım'a. Zaten o kadar çok şeyimizi sattı ki hiçbir şey söylemedin. Ama o annemden kalan tek yadigar. Kazım abi kolay gelsin. Sağ ol Hikmet, hoş geldin. Hayırdır, ne oldu? Abi bir şey soracağım sana. Sor tabii. Bizim Asım abi bugün kolye getirdi mi sana? Getirdi. Altın zincirli bir şey. Niye ki? Heh. Abi ben onu bir görebilir miyim? Tabii. Göstereyim. Abi ne kadar bu? Hayırdır oğlum, manita mı yaptın? Yani onun gibi bir şey abi. Arkadaş alacağım. Sana 300 yaparız. 300. Daha aşağı olmaz mı abi? Daha aşağı olmaz anca. Tamam. Sen bunu satma abi sakın. Ben birkaç güne gelir alırım senden, olur mu? Tamam iyi. Hadi bakalım. Tamam. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol.
Hasan abi. Geldin mi Hikmet? Geldim abi. Vallahi benim olan hastalanmışken senin gelmen çok iyi oldu be evlat. İyi abi işte. O gelene kadar çalışırım. Yövmeyi anlaştığımız gibi günlük veririm yalnız, tamam mı? Tamamdır abiciğim. Yalnız koca gece çalışıp da uykusuz uykusuz okulları sıkacağım be evlat. Dert değil abi. Hallederim bir şekilde. İyi o zaman. Aa, sen ne yapıyorsun bu saatte ayakta? Uyku tutmadı abla. Ben de kalkayım dedim. Ha, iyi. İyi, otur sen, çay koyayım ben. Tamam. Ya Hikmet. Ha. Fırına gidip bir koşu ekmek alsana, bir sıcak sıcak yeriz. Olur abla. Ben de bir hava almış olurum. Hoş geldiniz beyefendi. Feneri nerede söndürdünüz acaba? Neredesin sen bu saate kadar? Hikmet cevap versene oğlum. Abicim bağırmasana, ablam uyanacak. Hasta mısın lan sen? Yok. Yüzün gözün bembeyaz. Hikmet ne alt karıştırıyorsun oğlum sen? Abi Allah aşkına bağırma, ablam uyanacak ne olur. Çık lan dışarı. Ne? Çık dışarıda konuş. Abi çok yorgunum. Yürü. Abi çık hadi. Hadi yürü. Oğlum senin canın ne? Üç işte birden çalışıyorsun. Gözlerinin altına bak. Küçücük kaldın lan. Zaten kuş kadardın. Okula da gitmemişsin. Ablam duyarsa var ya ben bile kurtaramam seni. Kendine gel. Ya abicim geçici bir süre içinde zaten. Biriktirdim parayı, bitti gitti. Neyin parası bu ya? Sen ne yapacaksın parayı? Boş ver abiciğim. Esra ile ilgili değil mi? Kasada açık falan mı çıktı? Oğlum bak böyle şeyleri bana anlat. Yok yok öyle bir şey değil. Ben Esra'ya hediye alacağım abi. Ulan sen hediye almak için mi para alıyorsun kendine? Dükkan açılmıştır, ben hediyeyi almaya gideyim. Ulan götümüzde don yok giymeye. Beyefendi hediye alacağım kadına diyor. Hayırlı işler abiciğim. Vay Hikmet, hoş geldin. Hoş bulduk abi.
Abi satmadın değil mi kolyeyi? Duruyor. Duruyor, duruyor. Alacak mısın? Alacağım ki soruyorum abi. Tamam canım, kızma. Bak burada. Heh. Abicim, para burada. Sen bir de paketlersin onu bana güzelce. Tabii, yapalım. Kim bu kız Hikmet? Okuldan falan mı? He abi, okuldan. Bana bak, bu kadar genç yaşta kendini kaptırma sakın ha. Daha küçüksün, biraz gezmene tozmana bak. Hayatını yaşa lan. Kazım abi, şunu paketle de gideyim abicim ben Allah aşkına, hadi ya. Tamam, tamam. Eyvallah abi, hadi hayırlı işler. Güle güle. Hikmet, ne yapıyorsun tatil günü burada? Günaydın. Günaydın, kusura bakma. Ne oldu, eve bir şey mi lazımdı? Yok. Sana bir şey getirdim, döneceğim. Bana mı? Ne bu? Bu... zaten senin olan bir şey. Hikmet. Annemin yadigarı deyince başkası taksın istemedim. Aman yani. Benden sana küçük bir hediye. Kabul edersen. Hikmet, ben bunu kabul edemem. Sen bunu al geri götür. Paranı da geri al, tamam mı? Ben bunu geri götürmem. Senin bu. Hikmet, ben bunu kabul edemem. Niye? Asım'dan korkuyorsan ben konuşurum Asım. Öyle bir şey yapma. Bilir misin? Olur. Çok teşekkür ederim Hikmet. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Eskisi gibi. Ben gidiyorum o zaman. Tamam peki. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Hikmet, ne yapıyorsun sen burada abicim? Ablam seni soruyor ya. Hediyeyi verdim Esra'ya. İyi alt ettin. Oğlum saat kaç oldu? Eve niye gelmiyorsun? Ne bileyim abi, ben saatin farkında mıyım ki? Allah'ın salak aşığı ya. Oğlum dün geceden beri uyumuyorsun. Sızacaksın kalacaksın şurada. Kalk kalk. Tamam. Yürü. Oğlum hediyeyi verince nasıl mutlu oldu bir görseydin var ya. Vallahi. Vallahi. Keşke beni çağırsaydın da ben de görseydim ya. Saçma sapan konuşma ya. Asım neredeydi? Asım yoktu abi tabii ki. Bir şey soracağım. Hı. Sen ablama anlatmadın değil mi? Anlatmadım lan. Aman. Rahmet. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Buyur abiciğim. Ben Esra'ya açılacağım. Sen de abarttın ha. Tamam, hediye medya neyse de yani. Az kendine gel ya. Abi, söyleyeyim, bitsin gitsin. Dayanamıyorum artık. Oğlum, alenen evli baktı kadına ilan aşk edeceğim diyorsun sen de ya. Sen öldürtmek istiyorsun herhalde kendini. Ayrıyeten kaç yaş var lan sizin aranızda? Ya, senle konuşan da kabahat ha. Allah'ım ya Rabbim ya.
yüksek sesle bağıra bağıra söylemek istiyorum. İçimde tutamıyorum artık. İçimde tuttukça, sustukça büyüyorsun. Kalbime sığmıyorsun. Daha fazla saklayamam. Seni seviyorum. Hikmet. Kızım burada ne yazıyor? Cevap versene. Esra konuşsana. Ne yazıyorsa o işte Asım. Nesini soruyorsun anlamıyorum ki. Hikmet gel lan buraya. La oğlum gelsene. Ne lan bu? Ha? Bu ne? Abi fatura bu. Yapma ya. O kadarını biz de anladık. Neyin faturası bu? Siz bana sormadan toptancıya neyin siparişini veriyorsunuz? Dingo'nun ağrı mı burası? Çocuğun üstüne gitme onunla hiçbir alakası yok. Hikmet hadi sen git üstünü değiştir hadi. Tamam. Ya ben kaç kez dedim bu heriften mal almayacağız diye. Al işte yine kazıklamış. O zaman git kendin hallet Asım. Ben bu kadarını anlıyorum. Abi nereye? Çıkıyorum ne var? Yani yapılacak bir iş varsa bana söyle ben yapayım. Yok ben hallederim. Sen dükkana bak. Asım bunu söyle de dikkat etsinler. O çok eskidi kumaşını onun. Kızım kur temizleme senden iyi bilecek herhalde neyi nasıl temizleyeceğini. Götürüp verdiğime şükretmiyor da. Asım abi. Abi senin işin falan vardır. Ben götüreyim istiyorsan onu kur temizlemeye. La oğlum yok dedik ya. Ha, kurt temizlemeciye gidiyorum ayağına. Aklınca işten kaytaracaksın ha. Ben çıktım. Hikmet sen iyi misin? Peki görünmüyorsun da git biraz otur istiyorsan. Yo iyiyim. Emin misin? Eminim ya iyiyim. Tamam ben de bir çıkacağım da sen orada dükkanım kayıt olursun değil mi? Tamam merak etme. Tamam. Görüşürüz o zaman. Bir şey olursa ararsın beni. Hı hı. Hikmet sen gerizekalısın. Sen bildiğin gerizekalısın. Aşk mektubu ne ya? Aşk filmi mi çekiyoruz oğlum? Asım bir okursa bitti kadın. Hay kafama sıçsınlar. Kafama sıçsınlar böyle sıçsınlar gelip. Ahmet abi. Ahmet abi. Dur dur kapama dur Allah aşkına. Ne oldu Hikmet? Atlı mı koşturuyor arkadan oğlum? Yavaş. Ya abi. Ben bizim Esra Hanım'ın paltosunu alabilir miyim? Alamazsın. Çünkü makinede. Sabah erken gelip çıkaracağım hepsini. Hadi ya. Abi peki onun cebinden bir şey çıktı mı? Yok çıkmadı. Yapma ya. Emin misin? Evet oğlum. Ben her gelen malı iki kere kontrol ediyorum. Sonra sıkıntı oluyor. Para falan unutuyorlar. Neme lazım? Tamam abi sağ olasın o zaman tamam. Ama dediğim gibi sabah hazır olur gelip alırsın. Tamam abi sağ olasın. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. Kesin Asım aldı o zaman mektubu. Ya Esra'ya bir şey yaparsa? Pek sessizsin bugün. Ha öyle mi? Bilmem. Keyfini kaçıran bir şey olmadı değil mi? Yo yani. Tamam olmasın da. Olmaz inşallah tabii.
Al. Lekesi mekesi ne varsa hepsini temizlemişler. Çok sağ ol Asım ya. Hadi. Ben çıkıyorum, bir saate kadar gelirim. Sen de hazırlan. Evden alırım seni. Tamam. Esra. Hı. Paltonun cebinden bir şey çıkmış olma ihtimali var mı? Ne gibi? Ha, ne bileyim, bir şey. Yok, vallahi ben bulmadım. Asım abi de bulmadı. Asım abini görüyor musun? Bak, kuru temizlemelere gitmeler falan. Evet ya, ben de şaşırdım bayağı. Aramızda kalsın. Artık değişmeye karar vermiş. Evliliğimize özen gösterecekmiş. Dün gece biraz konuştuk da. Hadi ya. Hatta yemeğe götürecek beni bu akşam. Her şey düzeliyor galiba Hikmet ya. Ne güzel işte. Bak ne güzel. Biz biraz erken kapatacağız bugün. Eve gideceğim ben, hazırlanacağım falan. Yani yemeğe gidiyoruz ya. Hı hı. Sen de şimdiden çık istiyorsan ha. Eğlenceler size. Çok sağ ol. Esra, seni seviyorum. Artık bunu yüksek sesle bağıra bağıra söylemek istiyorum. Artık bunu içimde tutamıyorum. Sen içimde büyüdükçe büyüyorsun, kalbimden taşıyorsun. Artık bunu saklayamıyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Hayda. Bak bak, gamlı baykuşa bak. Müjde. Ben bir şuna bakayım. Sonra görüşürüz, tamam. Ya bozulma hemen ya. Baksana, morali bozuk çocuğum belli. İyi tamam. Akşam ara ama. İyi. Ararım ablamın telefonu. Kayda biz de oturalım be oğlum. Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Ha. Kovuldun değil mi? Asım görmüş mü mektubu? Bir şey yapmış mı lan Esra'yı?
Yok, ikisi de görmemiş mektubu. Esra da görmemiş. Yani kuru temizlemeye götürürken yolda falan düşürdü herhalde bu herif. Vallahi Allah'ın sevdiği kuluymuşsun be Hikmet, ne diyeyim? Bence bu meseleyi de artık fazla zorlamazsın yani. Abi. Hı? Esra bana ne dedi biliyor musun? Evliliklerini kurtarıyorlarmış. Bu akşam da yemeğe gideceklermiş. O yüzden erken çıkabilirmişim ben. Asım bayağı özen gösteriyormuş. Hadi ya. Asım'a bak sen. Tamam oğlum, üzülme ya. Her şerde bir hayır var işte. Evli oğlum onlar. Hem de kaç senedir. Mesele burada kapansın işte. Hı? Üzülme oğlum ya, öf. Hadi kalk kalk yürü eve, hadi, hadi. Yapacak bir şey yok. Ah! Dur, tahmin edeyim, ders boştu. Evet. Asım abi yok mu? Şey, gelir birazdan. Ha. Peki, şey nasıl geçti? Demiştin ya. Ha, şey yemek mi? Çok güzeldi. Çok. Asım değişecek Hikmet, söz verdi bana. Öyle mi? Ne güzel işte. Süper. Mutlu. Asım'ı seviyor. Baksana çok mutlu. Sana geçmiş olsun Hikmet. Çok geçmiş olsun. Dalmışım ya ben. Şey yapayım ben o zaman. Defterleri bırakayım ben içeri. Bilmiyorum ki, gelir herhalde ama. Bir sorun mu var? Yenge borcu çok bak, sen de biliyorsun. Tamam, biliyorum ama. Neyse, gelirse söylersin. Tamam. Ne oluyor? Kim bunlar? İşte Asım'ın arkadaşları. Arkadaşları? Hı, işte onu arıyorlar. Asım abi nerede peki? Bilmiyorum Hikmet. Nasıl bilmiyorsun ya? Gelmedi dün gece eve. Telefonu da kapalı. Hani değişmişti bu adam? Çok sağ ol Hikmet. Hadi sen de oyalanmadan git evden, merak ederler. Tamam, sen gir eve. Işıkları aç, ben göreyim. Gideceğim öyle. Sağ ol Hikmet. Teşekkür edecek bir şey yok. Ben o herifleri gördükten sonra yalnız bırakabilir miyim seni? Ben Asım gibi bırakmam seni. Bırakamam. İyi geceler. Sana da.
Ya İsmet giderse ya çok sessiz olur değil mi? Evet. Ya ben de çok sıkılırım. E peki şimdi benim küçüğün işlerimi kim bilecek? Ya Fiko, Kiraz saçmalamayın, neler konuşuyorsunuz ya? Olmayacak öyle bir şey. İsmet gitmedi bir yere, gitmeyecek de. Hadi bakayım siz hızlı hızlı okula, hadi bakayım, hadi. Abi, bu ne ya? Ya tamam biz de çektik küçükken de. Ne bileyim biz böyle bir şey görmedik abi, bu ne? Annem iyice kafayı yemiş abi. Ne o öyle İsmet babandan değil falan? Sen inandın mı ona? Sen? Ben ne bileyim abicim ya. Her şeyi beklerim ben bunlardan. Her şeyi yapabilirler yani. Oğlum, ya biz de fikrin olduysak? Ne? Saçmalama abicim. Saçıma bak. Her bir kıvırcık Fikri Elibol diye bağırıyor. Benimkiler düz abicim. Onu nasıl açıklayacaksın? Onu bilmiyorum. Ya. Bence test yaptıralım. Ne testi abi? Saçmalama ya. Oğlum, bak bizim babamız Fikri değilse... Yani bu bizim için hiç kötü bir şey değil ha. Abi daha ne testi yaptıracağız onu bilmiyorsun. Adını bilmiyorsun. Kaç para onu bilmiyorsun. Test yaptıralım diyorsun. Ne testi abi? Ne test olacak oğlum? Babalık testi işte. Filmlerdeki gibi oluyordur herhalde. Böyle çubuk, tükürük, saç teli falan. Sonra analiz. Çıkar yani. Kaç paraysa da onu ben okul çıkışı müjdeyle bakarım internetten. Ha? Ya abi ne işlerle uğraştırıyorsun bizi ya? Ne oldu lan? Beğenmedin mi planı? Açmıyor ya. Kimi arıyorsun ki sen? Müjdeyi. Ya, trip atıyor bana. Yanlış anladı bir şeyi. Sen seninkini arayabiliyorsun en azından. Ha? Yok bir şey yok. İyi tamam. Sen geleceksin benimle internet kafeye. Sen bayağı ciddisin abi. Ciddiyim tabii oğlum. Aslında sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Oğlum Fikri bizim babamız değilse hayatımız değişebilir ya. Abi ben o kadar meşgulüm ki hayal bile kuramıyorum. Çıkacağım markete gideceğim, it gibi çalışacağım ya. Koparamadı seni de şu marketten ha. Ameliyat da alacağız yani. 5 dakikalık mesafe oğlum market. Gider gelirsin. Hah, minibollar. Siz buradan doğru eve bakayım. Hadi, dikkat edin kendinize. Biz tamam. Geleceğiz. Hadi yürü yürü. Niye burada bu? Kesin çok pahalı bir şey. Ulan tezketi desene. Pamuklu çubuk işte. Bilmiyoruz sanki. Ağızdan hücre alınır diyor. Senin derslerin iyi mi bu ara? Kontrol etmiyorum ha. İyi. Bok iyi. Ne hücre dediği? Ne? Tükürük. Ha. Senin kafan nerede şu an? Esra'da. Bir de söylüyor ya. Yu. Bu para ne abicim? Ne yapıyoruz biz bu kadar parayı? Oğlum parayı bulamazsak doktoru buluruz. Ailemizin doktoru var ya. Tüler. Anana hazretleri. Bak kaç saatlik yoldan geldim. Sırrı Tufan'ım gibi bir çocuğum olsun diye. Böyle kara kaşlı, kara gözlü. Ağzı burnu bana benzesin ama. Tülay abla. Efendim Rahmet. Sen niye sessiz konuşuyorsun ya? Ay türbedeyim de ondan. Türbe mi? Ne türbesi ya? Peri Ana'nın türbesi. Benim gibi çoluğu çocuğu olmayanlar geliyor. Bildin mi şimdi? Tülay abla sizin nikah sahte değil miydi? Ne çocuğu? Ay sana mı açıklama yapacağım ben Rahmet ya? Herkes bana bakıyor. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı inşallah söyle. Yok yok. Bize böyle beleşe DNA testi falan lazım. Babalık testi. Bir tanıdığın var mı? Babalık testi mi? Ne babalık testi ayol? Ya anlatırım Tülay abla sonra ya. Var mı yok mu? E dur bir düşüneyim. Bildiğim bir yer var ama. Sen sağlık sektörünün kraliçesisin ya. Yalnız bizi böyle araya falan alsın ha, işi hızlandırsın. İyi tamam tamam. Ararım ben, konuşurum orayla, sana da haber veririm. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Bekle.